Herkese selamlar dostlar. 12 Ağustos 2020 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 3 artı 1 olarak ilerleyeceğiz bugün. Bir de Sevilla maçı ekstra olarak anlatacağım. Fakat ne olacağı belli olmaz yüksek orandan anlatacağım bu mücadeleyi. Ana maçım Trabzon, Dortmund ve Nant mücadeleleri. Şimdiden herkese bol şanslar. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir skor yarışması yapalım. Bu skor yarışması Trabzonspor'un mücadelesi. Trabzonspor Hatay mücadelesi. Burada da Hatay'ı bilmiyoruz. Hatay maçında nasıl oynayacak? Ümraniye gibi atak mı oynayacak üstüne gelen takıma karşı? Veya kapanacaklar mı? Veya onlar da mı ekstra oynayacaklar? Bilmediğimizden dolayı birkaç tane de Hatay Spor tarafına transferler var. Ondan da bahsedeceğiz. Trabzon'u izledik. Burada hücum oynayacaktır zaten. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Trabzonspor Hatay Spor skorunu bilen bir arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza Ağustos ayı boyunca misafir edelim. Katılacaklara, değerlendireceklere şimdiden herkese bol şanslar diyerekten de geçeyim. Ve hatasız olarak ilerlediğimizden dolayı dünkü Real Madrid maçı vardı. Videoda da anlattım zaten. Videoda dedim ki Real Madrid maçını 10 Ağustos yazısını herkes açık Telegram grubuna da zaten attım. Katıl grubuna attım. Oradan da ilettim. Herkes görsün diye Real Madrid yazısını katılanlar olmuş bir hali zaten. 2 tane tercih yaptım. Hatta bir maç skoru aralığı da verdim. 2-0-2-1 ayarında bir maç ge geçebilir diyerekten de zaten bahsettim. 2-0 bitti mücadele. Ben ideal olarak Frankfurt'un kapanacağını düşündüm. Ve en çok ilk yarı en çok korneri ev sahibi kullanır dedim. De 3'e 1 bitti zaten. Gayet başarılı bir şekilde geldi. 1-57 gibi ideal bir orandan aldık zaten. Yüksek orandan ise önerdim. Risk olarak önerdim. Toplam gol aralığı 2-3 gol bandında. Onun da oranı 1.95'ti arkadaşlar. O da gayet güzel bir şekilde geldi. Hatta bir adet de canlı verdim bu mücadele. Dakika 3'te verdim hatta. Baktım maç başladı. Frankfurt topun arkasında duruyor. Dedim ki ilk kere 1.5 altı olur dedim. Yani bu maçta çok fazla gol olacak gibi durmuyor. Özellikle o ilk 2 3 dakikada zaten kendini belli etti maç. Ben de direkt 1.40 bantlarından ilk kere 1.5 altını aldım, önerdim ve canlı odasına da zaten ilettim. Real Madrid maçı bence bizim için gayet başarılı. İki tercihimiz vardı güzel oranlardan kazandık. Skor oranını zaten 2-0-2-1 ayarında bahsettim. Oradan da alanlar varsa tebrikler ve herkes açık olarak zaten bunları ilettik arkadaşlar. Geçtim bunu bizden ziyade yani benden ziyade toplamda 4 kişi izlediğim gibi kuponlar, canlı maçlar paylaşarak da, paylaşarak da ilerliyoruz. Dün ekstradan da bir adet kombin vardı. Real Madrid'in atacağı 2 gol bir de Luzern maçının KG varı olarak çağrı arkadaşımız önerdi. Onun da kombini başarılı oldu. Dediğim gibi ekip halinde ilerlediğimizden dolayı ve birbirimizden sürekli haberdarız e, grubumuz var zaten konuşarak ilerliyoruz. Orada da bu şekilde ekstralarımız şekilde oluyor ve kazandırmaya devam etmeye çalışıyoruz arkadaşlar diyerekten de geçeyim isterseniz. Sizlerden ricam videoya atacağınız like'lardır. Like'lardan dolayı teşekkür ederim. Trabzon maçıyla başlayacağız. Şöyle artı 300-200 bandında bir like gelirse sevinirim. Geçti mücadeleyi. Trabzonspor'la Hatayspor mücadelesi var burada. Şimdi Trabzonspor'u geçen hafta izledik. Nasıl bir futbol oynadı? Yani bildiğimiz Trabzonspor geçen sezonki Trabzonspor kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle Cornelius'a bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten kendini ilk geldiğinde bu zaman bu kadar iyi değildi bence. Bakın bir tane pozisyondan bahsedeceğim size. Ceza sahası dışından Abdülkadir bir tane şut çekiyor. Herkes böyle topun gideceği yere böyle bakıyor. Cornelius o arada offside çizgisi offside çizgisini kontrol ediyor. Offside'da mıyım değil miyim diye. Ve kimse hareketlenmezken dönen topa sadece Cornelius koşuyor orada. Top da dönmüyor mesela ama orada o koşusu bana şeyi veriyor. Yani ben bu sene 20 gol atacağım diyor adam orada bana. Bahsettiğim gibi Trabzon şu an gayet iyi. Vakiyeme'nin eksikliğini hissettiler mi diye soracak olursanız da get bence çok fazla e e hissettirmedi eksikliğini. Top ayağına Vakiyeme gibi yapışmasa da gerçekten güzel işler yaparaktan da o da zaten bireysel biraz çalımcı. Ayaklarına bileklerine hakim bir oyuncu. Çekli operasyon şutlarla da birlikte İstanbul Kalesi'nde zaten tehlike yarattı. Burada Hatay Sporu karşı zaten etkili oynayacaktır, baskılı oynayacaktır ve gol pozisyonlarına giren taraf burada Trabzonspor olacaktır ve seyircisi önünde de ilk maça çıkacak burada. Haliyle tribünde mutlaka full olacaktır diye düşünüyorum ben. Full olmasa bile çok daha dolu olacaktır. Bilet durumuna bakmadım. Hatay Spor'a baktığımız zaman da kaleye Erci'yi aldılar Trabzonspor'da Mon Servisi ile birlikte. Abidi transfer ettiler. Onun dışında herhangi bir ekstradan bir transfer yapmadılar. Teknik direktörü de zaten değişti takımın Hatay Spor'un. Onlar nasıl oynayacak onu bilmiyoruz. Daha bir hafta bay geçen takım Hatay Spor'du. Şöyle bir düşüncem var. Acaba Fenerbahçe mesela ofans oynadı o maçta. Ee, Ümraniye çok gol buldu kalesinde. Trabzonspor öyle başlar mı veya Hatayspor öyle bir oyun, Ümraniye gibi oyun sergiler mi diye düşündüğüm zaman da e, defans ve orta saha kurgusu şu anlık Trabzonspor'un o kadar ofans olmadığından dolayı ve biraz daha sağlam olduğundan ve oturmuş olduğundan dolayı öyle bir maç beklemiyorum. Yani 3-3'lük bir maç değil bu bence. Hatay gol bulur mu bunu da bilmiyorum. Çünkü Trabzonspor'un atanın iyi olduğu gibi kalede uğuracağım var. Tutanı da iyi zaten. Hatay Spor burada gol atar mı? Onun üstünde durmadım. İzleyeceğiz Hatay Spor'da ilk mücadelesi. Ben fakat bildiğimiz taraftan ilerleyelim diyerekten de Trabzonspor'un yanındayım. Burada doğrudan bir galibiyet alacağım. Galibiyetten ziyade Trabzon atacağı iki gol de burada idealden değerlendirilebilir. Değerlendirilebilir burada zaten. Maçın bence bir 2-0 var. 3 olur mu bilmiyorum yani. 2-0 var. Ev sahibi 1.5 üstü burada Trabzonspor adına değerlendirebilirsiniz. Trabzonspor'un galibiyeti burada bence çok fazla kaçınılmaz olacaktır. Geçtim bunu. Bir de korner mücadelem var bu maç hakkında. dünkü Real Madrid maçını anlattım size. İlk yarı en çok korneri Trabzonspor Real Madrid kullanır diye baskılı olacaktır. Korner oynayanlar da şöyle 1.38 gibi orandan bir tercih önermek isterim. İlk yarıda en çok korneri bence Trabzonspor kullanacaktır diye düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Freiburg Dortmund mücadelesi. Freiburg'u da izledim, Dortmund'u da izledim. Augsburg karşısında güzel oynayan bir Freiburg takımı vardı. Şöyle her iki takımda hazır olma düzenine baktığımız zaman da sanki Freiburg bana daha iyi bir görüntü çizdiğini söyleyebilirim. Özellikle hücum hattaki her oyuncunun gol atması da 4-0'lık mı bir maç bitti. 4-0 mı 4-1 mi ne maçı bitti. Hücum hattındaki Gorotic, Doğan, Grifo gibi isimlerin hepsinin de gol bulması oyuncuların moral açısından da zaten istek ve moral açısından da olumlu yönde etki edecektir diye düşünüyorum. Ginter'i aldılar Gladbach'tan. Kadroya eklediler. Schlotterbeck Dortmund'a gitmişti zaten Freiburg'un stoperi. Ginter de gol attı mesela o maçta. Güzeldi. Ve şunu söyleyeyim. Freiburg zaten Duran topları etkili kullanan bir takımdı. Ve son oynadığı 4-0'lık mücadele... 4-0 mı 4-1 Ona bir kesinlik getireyim de. 4-0 aynen. 4-0'lık mücadelesinde İki tane duran top golü attı. Bir tanesi doğrudan free kick zaten. Grifo atmış olması lazım. Doğrudan sol 90'a gitti. Aşıtma şekilde gitti. Yüksekten indi top. Bir tanesi de zaten yine free kick, Aynı yerden bir free kick. Orta arkadan indirdi. Fantastik bir gol. Ayağını böyle yukarıdan böyle şekilde yaptı. O da uzak köşeye gitti havadan. O da çok güzel bir goldü. Freiburg dediğim gibi sağlam başladı. Bize iyi bir görüntü verdiğini de söyleyebilirim. He. Asburg karşısında şöyle topa çok hakim olmadı. Hatta Asburg Freiburg takımından biraz daha topa hakim oldu. Top ayağında geçti. Fakat Freiburg takımının oyuncuların ayağı düzgün ve oturmuş bir sistemi olduğundan dolayı buldukları pozisyonları iyi değerlendiren bir Freiburg takımı vardı. İyi başarılı bir şekilde sonuç aldılar bu maçta da zaten. Dortmund'u Leverkusen karşısında izledik. Nasıl izledik? Kalesine birçok pozisyon verdi. Zaten maçta çok iptal gol oldu. Ben de hatta ev sahibi bir üst verdim. Hatta dakika 88 gibi Level Kuzan kalesi kırmızı kart gördü. Tehlikeli bir yerden free kick. Aha dedim bizim gol geliyor dedim. Free kickten de Roy zaten doğrudan dışarıya attı. Orada da benim umutları indirdi yani. Şimdi Dortmund'a baktığımız zaman da kalesinde Level Kuzen'e karşı çok pozisyon verdi. Burada da deplasmanlı olacak zaten ve Modeste'yi transfer ettiler. Bence Köln'den aldıkla, Köln'den aldılar bunu. Bundesliga golcüsü olarak nitelendirebilirim ben bu oyuncuyu. Bence başarılı bir transfer. En azından Şampiyonlar Ligi'nde olmasa bile Bundesliga'da iş yapabilecek bir golcü olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen bu maçta da ilk 11'de başlayacak diye gözüküyor arkadaşlar Modeste'nin. Ademi'de sakat. Son maçta zaten erkenden çıktı. Dakika 15 gibi çıktı. Bu maçta ben olmayabilir. Şu an sakat listesinde gözüküyor. Şimdi maça idealden zaten var tercih alınabilir. Oranla çok düştü. Bir 1.33'e kadar oran düştü arkadaşlar. Bence bunu almayın. Ya üçlü kombini yapacaksanız veya bir tane yüksek oran koyarsınız. Öyle bir KG var. eklenebilir. İdealden KG olur bence zaten bu mücadele. Ben biraz yüksek oran aradım. Ne yapabiliriz diye baktığım zaman da. Şimdi ilk yerden 2 gol gelir mi diye düşündüm. İlk yerden 2 gol gelmese bile yani onu önermeyeceğim burada. Onu düşündüm fakat şöyle dedim ben. Dortmund kalesine geçen hafta çok fazla pozisyon verdi. Ve duran toplarla birlikte ve geçiş oyunuyla birlikte Freiburg iyi pozisyonlar bulabilir diyerekten de. Ev sahibinin atacağı 2 gol bence risk edilebilir burada. 1.94'te bunun oranı var değerli arkadaşlar. Nantes'la Lille mücadelesi. Güzel bir karşılaşma. Lille'i geçen hafta izledik. Benim orada biraz komiğime giden bir tercih. Ben orada çok fazla gol beklemiyordum. Dakika 38'de, dakika 38'de, yok, 38. saniyede Andre olması lazım. Ceza sahası dışından bir tane gol vurdu. Direkten yapıştırdı girdi. Zaten Öksün orada bir şey oldu. Ne oluyoruz dedi ya. Şey, Lig 1'e yükseldik. Nere geldik biz dedi. Dakika saniye 38'de gol yedi. O yetmez gibi dakika 3'te bir de bamba attı. Sağ kanattan şöyle bir iki Slalom çekti. Sol ayağıyla uzak köşeye yapıştırdı. O da öyle bir gol attı. Zaten dakika 3 maç 2-0 oldu. Hatta dakika 38'de bile bir tane daha mı attılar? Öyle bir mevzusu vardı. 64'te attı sanırım. 64 de olabilir. Velhasıl kelam. Yani 6 isabeti şutta 4 tane gol bulan bir takım vardı. Ve çok erken başladı o mücadeleye de. Güzel bir çizgi verdi. Özellikle zaten baktığımız zaman da. Cumhatlarına zaten David, Bamba, ileride de Bayo Başladı zaten. Clermont'tan gelen başlamasını da bekliyordum. Dakika 84'e kadar oyunda kaldı. Ondan sonra çıktı Bayo. Güzel bir oyun vardı Lille tarafında. Bu maçta da yine ofans oyununu sergiler bence. Ki kuvvetli geldi bana. Gayet iyi geldi. Şimdi e, attıkları gol marjından söylemiyorum. Yaptıkları ataklar olgun ataklardı. Verimli ataklardı. Onu söyleyebilirim. Nant tarafına baktığımız zaman da ile oynadılar. 0-0 bittiler. Ondan önce ben zaten PSG maçını izlemiştim. PSG kalesinde çok etkili olmuşlardı. Şöyle 3 tane 4 tane gol pozisyonu var bakın. Nantes'ın PSG kalesinde net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve geldikleri zaman da etkili geldiler. Anje maçına baktığımız zaman da ilk yarıda hiç iyi oynayamadılar. İlk yarıda Anje oynadı daha doğrusu. İkinci yarıda Nantes oynadı. çizgiden çıkan topları vesaire var. Yani iyi geldiklerini söyleyebilirim. Onlar da 3-4-1-2 şekilde oynadı. Evinde e, kurgu diziliş değişir mi bilmiyorum. Ama Mesela 3-4-1'de bir de Ludovic var. Gerçekten ayaklarını hakim ve hücumu besleyebilen takım. Özellikle ileri ikiyle Simon özellikle dikkat. Bileklerine çok hakim genç bir oyuncu. Simon ve Guessant'ı besleyebilirlerse ki Ludovic'in bunu yapabileceğini ve onlara pozisyon yaratabileceğini düşünüyorum bu maçta. Ben burada Nant'ın golüne güveniyorum. Nant'ın bence gol atar. İdealden tek tercih olarak burada da KG varı sizlere önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. İnceden bir de Sevilla maçını bahsedeyim kısaca geçeyim arkadaşlar. Sevilla yeni transferler yaptı. Isco'yu aldı, Tellesi aldı, Marquay'ı aldı. Fakat Arsenal maçını izledim çok fazla iyi bir görüntü vermedi ama Arsenal'da çok iyiydi. Onu karşılaştırmak doğru olmaz. Ender gelişen Osasuna ataklarıyla birlikte bunlar Sevilla kalesini etkili olabilir mi? Osasuna takımına baktığımız zaman da çok sanmıyorum. Onlar da birkaç tane transfer yapmış. 1.5 milyona falan bir tane oyuncu almış, gerisini bedelsiz toplamışlar. Çok kadroyu bozmamışlar. Fakat Sevilla biraz daha iyi bir görüntü çizdi bana. Yani şöyle karşılaştığımız zaman Sevilla önünde 2-14 gibi oran açmışlar. Sevilla'nın buradan doğrudan galibiyeti alınabilir. Hatta ben şunu da söylemek istiyorum. Sevilla burada galip gelirse tek farklı galibiyette gelir. 357'den de onu öneririm sizlere. Değerlendirecekleri bol şanslar. 3 maçım vardı. Sevilla maçını ekstra olarak anlattım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da, da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.